Takipçiler, bugün Karagöl Yaylası'ndan sesinizi duyuracağız. Buradaki anılarımız biraz farklı. Farklı olmasının sebebi şu. Sevgili takipçiler, benim çocukluğum bu evde geçti. Yıllarca yazın yaylada burada ikametgah ettik. Burada hayvanlarımızı otlattık, hayvan baktık. Bugün ziyarete geldik. Bugün biraz üzüldük. Hüzünlü bir gündü benim için. Hüzünlü olmasının sebebi eskisi gibi hayvancılığın olmadığını gördük. Ama bunun yanında bizim yapmış olduğumuz bu ev yaklaşık 50 yıllık bir ev. 50 yıldır hiçbir şey olmamış. Bugünkü gibi duruyor. Evin görüntüsünü benim yeğenim alacak benimle beraber. Kayıtta şu anda. Arkadaşlar, ahşap bir ev. Bu tavandaki görmüş olduğunuz hartama diyoruz. Bunu ladin ağaçtan çekme ince tahta türlerinden kaplama yapıyoruz. Evin duvarları sizlerin de gördüğü gibi taş bir ev. Burası lavabo yeri. Arkada banyomuz vardı. Bu küçücük yerde hayatımızı idame ettirdik. Hayvancılık yaptık yıllarca. Konuşurken biraz insan ister istemez duygulanıyor tabii. Birazdan burada arkadaşları bakmış olduğu hayvanları da göstereceğiz. Abim gel, 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 gel. Şimdi Olgun Bey'e bıraktık burayı. O da gelecek. Gel abim bakalım. Gel. Evet Olgun abi, nasılsın bakalım? Teşekkür ederim. Keyifler nasıl? İyi, Allah'a şükür. Abi baba toprağını, baba ocağını sen tüttürüyorsun. Allah senden razı olsun. Teşekkür Kimden ediyoruz. Senden razı olsun Allah. Peki burada yaşamak, ikametgah etmek nasıl bir duygu abi? Çok güzel. Güzel değil mi? Çok ama güzel. Eskisi gibi hayvancılık yok bizim zamanımızdaki gibi. Tabii Türkiye'de bu yavaş azaldı. Yavaş azaldı. Bu beni biraz duygulandırdı. Abi teşekkür ediyorum sana. Çok sağ olasın. Evet arkadaşlar, Olgun abim bu evde artık kalıyor. Burası soba, görüyorsunuz. Yaz kış bu soba burada yanar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tamamıyla bir çoban evi. Evet, ata mesleği, dede mesleği. Şöyle kaydı alalım. Orada bir ses geldi. Onu da kaydı alacağım şimdi. Evimizin de girişi buydu arkadaşlar. Taş bir yer. Buraya eğilerek girmek zorundasınız. Burası da koyunların kalmış olduğu ağıl arkadaşlar. Eskiden burası tamamıyla şu görmüş olduğunuz taşlarla çevriliydi. Taş çitlerle çevriliydi. Şöyle hatta onlardan kalıntılar var. Şimdi tabii tellerle çevirmişler. Şöyle o eski güzellik biraz gitmiş. Eski doğal hali daha güzeldi. Burası Giresun Bulancak Döngeli Köyü'ne ait Çamur Ova Yaylası. Diğer adı Tek Fuar. Tek puar, puar demek çeşme demek arkadaşlar. Su gözü demek. O suyu da birazdan çekeceğim arkadaşlar. Evet, sıcak kızdı. Olgun abimle koyunları almaya geleceğiz. Bu saatlerde koyunları arkadaşlar bu ağılları alırız. Dinlenirler. Öğlen sıcağı geçene kadar. Burada ağaç yok tabi. Hayvanlar burada birbirinin gölgesinde kendini sıcaktan koruyorlar. Bu bilgiyi paylaşayım. Evet arkadaşlar, bunlar da yerli sığırlar, yerli inekler. O tabi merak ediyor benim ne yaptığımı, bana bakıyor. Kızım gel bakayım, seveyim seni, gel. Gel güzelim bakayım, gel, gel, gel. Maşallah. Evet, onlar da sıcaktan kendini bu şekilde koruyor arkadaşlar. Evet, koyunların yanına geldik arkadaşlar. Orada bir tane tabi kabadayımız var, koyunun bekçisi. Nami Diyar, Kangal, çoban köpeği. Evet arkadaşlar, koyunlarımızı şimdi ağla alacağız. O eski günleri biraz yad etmeye çalışacağım. Hadi gel kızım bakayım. Abi ben çağırdığımda gelecek mi? Yoksa ben de süreyim mi? Gel kızım, gel. Hadi. Hadi gel kızım bakayım. Hadi gel. Evet, oradaki sürü biraz daha kalabalık. Bu biraz daha güzel bir olay. Gel kızım. Eskiden ıslık da çağırırdım. Dur bakalım becerebilecek miyim? Tabii çok sıcak olduğu için dikkatini çekmiyor hayvanların. Gel bakayım.
tabii çoban onları bir araya topladığında onlar gelecekler. Bir araya toplaması lazım arkadaşlar. Bir araya toplanmadan hareket etmezler. Umarım hayvancılık biraz daha gelişir. İnsanlar bu mesleğe ilgi duyar ve bu yaylalar boş kalmaz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok geniş bir alana sahip. Yüz ölçümü oldukça fazla olan bir yayla. Burada tabii insanların hayvancılığa eski günlerdeki gibi teşvik edilmesi gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben de yardımcı olayım. Hadi kısın bakayım. Hadi. Hadi kısın. Geride bir tane kaldı. O da ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Gel kısın. Gel. Eğer öğlen vaktinde koyunlarınızı ağla koymazsanız arkadaşlar kan tutar. Kan tutma olayı hasta olur ve ölüme kadar gider arkadaşlar. Kan tuttuğu zaman koyunların kulağı kesilir. Kulağı kesilip kan akıtılır. Ondan sonra iyileşir. Bunu çocukluğumdan hatırlıyorum. Birazdan onu çobanımıza sorup daha güzel bilgi edineceğiz. Bunlar da bu yılın kuzuları. Hay maşallah. Köpek ilk önce beni tanımaya çalıştı. Tanımaya çalışıyor arkadaşlar hala. Tabii çoban yanımda olduğu için bana saldırmadı. Daha önce biz de köpek baktığımız için onun nasıl davranacağını biliyorum arkadaşlar. Haydi bakayım. Yıllar geçse de unutmamışız tabii. Gel. Geleceksin bana. Gel. Olgun abi. Gelir mi? Gelir mi demek arkadaşlar bana saldırırım anlamında. Öbür koyun da çok güzel. İnşallah yaklaşır. Onun da kaydını alırız. O da karşı komşunun sürüsü. Onu da öğrenmiş oldum. O da şu oba. Şu evin sahibi arkadaşlar. Evet, size bahsetmiş olduğum taş ağıldan burada var. Bunu yıllar önce komşuyla biz yapmıştık. O komşu da artık gelmiyor. Şu evin sahibi o da arkadaşlar. Buradan da onlara Mustafa abiye selam olsun. Oğlu benim de çocukluk arkadaşım Baki, Hakan ve Fatih'e buradan selam gönderiyorum. Evet arkadaşlar, burayı beraber yapmıştık. Bundan 25 yıl önce. Tabii içinde artık otlar bitmiş. Ben de yardımcı olmam lazım. Geride kaldım kayıt yaparken. Hadi bakayım kızım. Sıcak iyice bastırdı tabii. Gidemiyorlar. Hadi. Gölgeye kaçmaya çalışıyor. Gel bakayım sen bana. Gel, gel, gel. Sen sıcakladın mı? Sen sıcakladın mı? Sıcakladın mı? Ne oldu bakayım? Sıcakladın mı? Gel hadi. Gel. Gel gidelim, gel. Hadi. Arkadaşlar bu işlemi vaktinde yapmanız gerekiyor. Tam saatinde koyunları ağla koymanız lazım. Yoksa dediğim gibi kan tutar. Bunlar da buraya saklanıyor. Bunlar da sürüden ayrılır. Sürüden ayrılır da biliyorsunuz arkadaşlar. Kurt diyor. Hadi bakalım. Hadi kızım. Evet arkadaşlar, ağına getirdik sizlerin de gördüğü gibi. Bir
bir tanesi girdi mi diğer hepsi takip ediyor. Bu da buranın bekçisi abi. Bunlar da güzel köpekler tabii. Gel bakayım. Gel. Geldi kerata. Gel. Gel bakayım. Gel oğlum. Tanımadı beni. Gelmiyor kerata. Gel hadi gel. Gel seveyim seni gel. Kulakları nasıl kaldırdı. Gel bakayım. Evet burası da Keldet arkadaşlar. Bizim çocukluğumuzun geçtiği yer. Tabi sıra benim çocuklara geldi. Şimdi onlar çıktılar oraya. Yukarıdan aşağı iniyorlar. Ne oldu? Neden üzgünsün Abdullah Mehmet? Abi sen gitmiyorsun. Gidiyorum. Hadi sen de git bakalım. Çocuklar da tepeye yukarı tırmanmaya başladılar. Büyük abilerin yanına gidiyorlar şu anda. Sanırım oraya kadar çıkamayacaklar çünkü yorulurlar. Of. Arkadaşlar çimlerin, otların boyunu görüyorsunuz. Her taraf böyle. Tabi burada hayvancılık güzel oluyor. Beslenmesini her türlü çimenden, ottan karşılayabiliyorlar. Bitki türü de oldukça fazla. Şu arkadaki dağda Karagöl'de var arkadaşlar. Orada şu anda kar var. Birazdan onun da çekimini yapacağım. Bu görmüş olduğunuz da yaban kekikleri arkadaşlar. Hatta bir tanesini koparayım şöyle. Mor. Sizle paylaşayım. Bütün çimlerin arasında her tarafta bundan var. Tabi bu hayvan beslenmesinde çok faydalı arkadaşlar. Hayvan etine, sütüne çok ciddi manada verim katıyor. Bunu da burada paylaşayım arkadaşlar. Ben hayvanları ağla koyarken benim ufaklıklar, benim çocuklar da mantar toplamaya gittiler. Güzel de mantara denk geldiler arkadaşlar. Biz yayla mantarı, evelek, çayır mantarı diyoruz. Tabii çocuklar güzel denk geldiler ben. Öyle tahmin ediyorum. Bulmuş muyum? Kimse bulamaz. Samet hazineyi yere tek de hazineyi yerde görelim. Vallahi bana çocukluğumu hatırlattın. Sen bu konuda biraz bana benziyorsun ya. Sana teşekkür ediyoruz. Evet. Eyvallah. Getir bakalım şöyle. Gel seninle yola çıkana kadar şu balık tuttuğum, alabalık tuttuğum deriyi de göstereyim arkadaşlara. Göster şöyle. Yere koyacak mısın? Tabii koyayım şöyle. Koy şöyle. Güzel güzel. Takipçilerimiz görsün. Evet arkadaşlar. Sağlık değil mi? Tabii canım sağlık. Doğal beslenme budur. Evet çok güzelmiş. Tamam Samet hepsini boşaltma. Bunlar kafi. Hadi dereyi çekimi alalım şimdi. Evet Samet çocukluğumda burada kırmızı benek alabalık yakalardım. Elle yakalardık arkadaşlar. Şu anda vaktim olsa inanın yine onu yakalarım. Burada olduğunu çok iyi biliyorum. Şu çimenlerin altında yer var arkadaşlar. Orada oluyor genelde. Bu deri böyle çimenlerin arasında kıvrım kıvrım büküle büküle gider. Menderesleri andırır. Tabi Menderes'tir. Perşembe yaylasını bilirsiniz arkadaşlar. Orası gibidir. Şöyle onu da paylaşayım. Çocukluğumda tam burada Samet. Çok balık alırdım. Çok çok aşırı balık alırdım. Bak görüyorsun değil mi Samet? Hep buralara saklanırdı. Şu benim çocukluğum, evet. Dedem bana çok kızardı tabi, rahmetli. Aa bak, Samet burayı şey için almışlar işte bak. Balık için, balık için. Burada balık yeriymiş bak. Burada da varmış. Adam eli yetmeyince, sınmayınca böyle kazmayla eşmiş. Oradan balığı yakalamış arkadaşlar. Ya bak şurada var ya Samet. Şurada adım gibi eminim. Uğraşsam hemen alırım. Ama boş ver. Artık onlar burada üresin. Tabi kimsenin bilmediği yer buralar. Arkadaşlar burada kırmızı benek hakiki doğal kırmızı benek alabalık olur. Samet buldum onu buldum. Bak orada işte. Yavaş titretme. Kayıt güzel olsun. Maşallah alabı çok büyümüş. Baksana. Evet.
Ya işte budur ya. Şöyle. Hay maşallah dur. Ben koparacağım sana. Evet baba. Vallahi çocukluğumu yaşamak istiyorum. Çekim güzel olsun. Ya o. Ya. Evet arkadaşlar. Ya şu güzelliğe bakar mısın? Şimdi bu nimeti buradan aldıktan sonra nasıl şükretmeyelim değil mi? Allah'a vermiş olduğu nimetlerden dolayı yüz binlerce defa şükürler olsun arkadaşlar. Çok güzel. Keşke kokusunu siz de hissedebilseniz. Altını da bir gösterelim mi? Tabii. Altının güzelliğini. Gösterelim. Evet. Çimen mantarı hakiki arkadaşlar. Evet Samet devam edelim. Oo, şu güzelliğe bakar mısın? Abdü Samet bunların ismi Gücük Dene. Gücük Dene. Çok evet. Güzel bir çiçeğe benziyor. Çok güzel bir çiçek. Koparma sakın. Kopartmayacağım. Ama bir tane annen için alabilirsin. Bir iki tane alsana. Al al bir. Anne, İki tane sadece görsün o da. Tamam yeter. Evet arkadaşlar. Karadeniz yaylaları. Gördüğünüz gibi güzellikleriyle, gizemiyle böyle kendi dünyasında saklı bir şekilde kalmış arkadaşlar. Evet bu da yeni büyüyen arkadaşlar. Onu koparmıyoruz. Of of of. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü kaydımızı da burada sonlandırdık. Benim güzel kardeşim, komşum bana koyun peyniri getirdi. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Onu bir görebilir miyiz? Onu bir görebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bir görelim. Mis gibi. Tabii ki. Hay maşallah. Tabii ki. Allah'ım. Kardan güzel, kar beyaz. Aynen. Allah'ım senden razı olsun. Afiyet olsun. Biz dediğimiz gibi çocukluğumuzu hatırlattın. Yani evet, her, sen her zaman böyle, beklerim. Her zaman. Allah senden razı olsun. Şöyle kayda girerek biz de videomuzu sonlandıralım. Her zaman şöyle. Bekliyorum. Hayırlı yolculuklar. Tut güle kardeşim. Hediyeni kabul ettik. Allah razı olsun. Teşekkür evet, ederim. Yine bekleriz. Her zaman sizi bu yaylaya beklerim. Bu yayla sizin yaylanız. Eyvallah. Ben de burada bir emanetçi olarak yaylanızı ayakta tutuyorum. Eyvallah kardeşim. Hadi elini oraya getirme. Ben kayıttayım. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü kaydımızı burada sonlandırdık. Herkese teşekkür ediyoruz. Ablam sana da teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Hoş geldin. Sağ olasın. Evet kardeşim. Çok sağ olasın. Hadi güle güle. Hayırlı yolculuklar. Yeni videolarda buluşmak üzere sevgili takipçiler. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olasın üstad. Al sus bakalım. Evet şöyle şey yapalım. Evet abla. Güle güle. Sağ ol. Sağ ol ablam. Ellerine sağlık. Emeğine sağlık. Sağ olasın. Sağ olasın. Güle güle.